Şimdi bu iç alanlardakileri de yapalım ama şu araya sığdırmak için şöyle bir şey yapalım. Şunu bir kopyalayalım şuraya. Bak şuraya bir yere kopyalayalım. Şu alan şurayı biraz kısaltalım. İçeride çok karışıklık var. Şuradan itibaren biraz streçleyeyim içeriye. Evet, şu kadar iyi. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Şu parçayı tıklayıp aşağıya doğru şöyle gösterelim. Şimdi burada kaç katman kullanacağım? En altta su bazlı boya, sonra kireç harcı gelse, arada betonarme döşeme derken 5 tane. 5 tane yeter. 3 5. O zaman şunları bir silelim. Şuraları, şurayı sileyim. Şunu da silelim. Şunu aşağı biraz uzatalım, tamam. Şimdi bunu da alalım. Move yapıp şöyle şuraya koyalım. Buradakileri sayacağım şimdi. 1. En altta ne olur arkadaşlar? En altta bu betonarmenin alt tarafında, bunun en altında yukarıdan bakan insan boya görür, değil mi? Bu boyamız olsun. Peki bunun bir üstünde ne olur? Yani o boyanın sürülebilmesi için boyanın altında ne olması lazım? Harç olması lazım. Diyelim. Bunun üstüne de tabi arada ne olacak? Araya şeye geldik. Betonarme döşemeye geldik yani. Tam şu anda betonarme döşemedeyiz. O zaten görünüyor kırmızı. Tam olarak taramışız. Betonarme döşeme diyelim. Şimdi geldik şeye. Bunun üstünde ne olur arkadaşlar? Şap olur değil mi? Şap dediğimiz çimento harçlı şap diyelim buna da. Kaç santim? 5 santim olduğunu da gösterelim. 5 santim olsun mesela. Bunun üstüne de tabi yalıtım varsa yalıtım da üstüne yazacağız ama yalıtım yok diyelim. Bunun üstüne de ne yapacaksa seramik mi olacak? Laminat parke mi olacak? Laminat parke diyelim. Laminat parke diyelim. Böyle yapmış olalım. Şimdi şurada da mı aynısını uygulayacağız? Eğer burada da aynısını uygulayacaksak şunları tekrar seçelim. Copy diyelim. Şu uçtan yakalayıp aşağıya yan tarafına şuraya da aynısını koyalım. Mutfağa da koyalım. Mutfağın yazısını değiştireceğim ama. Tamam. Şimdi mutfağın en üstteki seramik olacak. Çarpı 40 cm diyelim. Evet, şimdi bunların hepsini aynen kopyalayacağım içerileri. Şunları bir izole edelim. Enter diyeyim. Şu üçünü, şu sapları birazcık daha streçleyeceğim. Evet. Yani izolet yapalım. Evet. Şimdi bunu tekrar bir izole edeceğim. Artık enter. Şimdi şunları bir seçelim. Bir grup yapalım. Bunları bir grup yapalım. Ve era'yla rectangular era'yı deyip sağa doğru yok. Kolon olarak yok yani. Kolon olarak bir. Aşağıya doğru da eksi 290 diyelim. Ve bunu 5 diyelim. 5 kat diyelim. Aşağı doğru kopyalasın. Close array diyelim. Hepsini aç diyelim şimdi de. 5 kat da kopyaladı. Bunu 6 yapalım. Evet, bir katman daha getirdi, buraya koydu. Close diyelim. Şimdi bunları array ile kopyaladık ya arkadaşlar, şunları. Bu array görünüyor hala. Bunu seçip X Enter dersek patlatırız. Ve ilk öz hallerine gelirler.
Şimdi şuradan tekrar izole edersem bunu. Sağ tık enter. Şurayı az bir şey sola çekeceğim. Move deyip az bir şey sola çekeyim. Şunları seçiyorum. Ve şuradan bir yerden mirrorlıyorum. Gördüğünüz gibi buraya da mirrorlamış oldum. Şunları bir grup yapayım. Şu bölümünü. Doğru yerde değilse sağa sola oynatma şansım olsun. Şimdi hepsini anizolet yapalım. Bakalım. Şunu bir kere ben sola çekmek istiyorum. Şöyle bir yere gelsin. Şurası da evet. Şu çizgiyi burayı görüyor. Burası burayı görüyor. İyi. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizin detaylarını buraya yazmış olduk. Şurada da seramik kaplama olacak. Şurada da seramik. Buralar mutfak ve diğer yerler hep aynı. Günlük oda ve şeyler aynı yerde olacak. Burada gördüğünüz gibi mahal listelerimizi de oluşturmuş olduk. Şurada da buranın mahal listesinde burada oluşturmuştuk zaten boydan boya. Salon ve günlük oda tipindeki yazıları da yazalım. Bunları yazıları da yazabilmek için şuradaki şu yazı tipini alacağım. Şuna çift tıkladığımda text option'a geldiğinde mahal adı yazı stiliymiş. Yazı stilimizi kesit mahal listesi yerine mahal adı seçelim. Şuradan mesela mahal yazı rengi sarıymış. Peki. Şunu mahal yazı rengi yapalım. Ve şunu mahal adı yapalım. Peki, güzel. Şimdi buradan yapmaya başlayalım. Burası nedir? Şurada baktığımız yer. Salon, günlük oda şeklinde gidiyor. Mutfak. Peki şuraya salon yazalım. Salon. Pekala. Copy diyelim. Şuraya da bir günlük oda yazalım aynı hizada. Şu yazıların hepsini seçip bir grup yapalım. Ve array'dan rectangular array ile şunu seçelim. Sağ tıklayalım. Aşağıya eksi 290 diyelim. Kaç tane? 6 diyelim. Kolonun 1 olacak diyelim. Şu kopyalamalarına bakalım. Doğru kopyalamış. Close array diyelim. Ve bunların hepsinin array olduğunu görüyorsunuz. Buna X Enter deyip patlatalım. Şöyle bunu da ungroup yapalım. Evet. Şurada şunu bir yani isterseniz bu arkadaki blokları da kaldırıp kaldırmamak size kalmış bir şey. Ama şu buzdolaplarını kaldıralım mesela. Bunları silelim. Yani bu biraz burada çok kendini belli etmiyor. Etmediği gibi de biraz garip bir durum. Garip duruyor orada yani. Santim çekeyim buraya. Şunu da 15 santim buraya çekeyim. Evet. Mahal listelerinde böyle oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burası tamamen bitti.
Bunda da artık hiçbir sıkıntı kalmadı. Gelecek derslerimizde artık bir başka kesit daha verip onu çok daha bundan çok çok daha hızlı yapacağız. Buradaki bütün elementleri direkt oraya kopyalayıp yapacağımız için bunun belki 4 katı hızlı olacak. Onun için şunu da buraya alalım. Şuraya. Bunun hizasını da hatta aynı alalım. Şu artı 50 kodu nereye gelecek? Şuraya. Move deyip artı 50 kodu tam bunun bu köşesine gelecekse eğer. Evet. Bunu da aynı hizaya taşımış olduk. Ve bunu da bir korumaya alalım. Bu da AA kesti. Bir yerden daha kesit verip ona da BB kesti diyeceğim.